أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tanak kitabı, gerçeğin ta kendisi ve daha önce indirilen kitapları tasdik edici olarak indiren O'dur. Bundan önce de insanlara doğru yolu göstermek için Tevrat ve İncil'i indirmişti. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakub'un kendi nefsine haram kıldığı hariç diğer bütün yiyecekler İsrail oğullarına helal idi. De ki, işte meydan. İddianızda tutarlıysanız Tevrat'ı getirip okuyun. İçinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini hakka teslim eden nebiler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Alimler ve mürşitler de Allah'ın kitabını koruma ile görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Hepsi de kitabın hak olduğunun şahitleriydiler. O halde ey hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam kâfirdirler. Hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa, bu kendi günahları için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse, işte onlar tam zalimdirler. O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı, kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona, kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere, içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil'i verdik. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ın hükümlerini hakkıyla yerine getirselerdi, muhakkak ki yukarıdan yağmur gibi yağan ve yerden biten nimetler içinde kalır, onlardan yerlerdi. Onlardan mutedil bir cümle de vardır. Ama onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir. De ki, ey ehli kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı tatbik etmedikçe, hiçbir temele dayanmış sayılmazsınız. Hiçbir dayanağınız yoktur. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlık ve inkârcılığını fazlalaştıracaktır. O halde, o kâfirlerden ötürü gam yeme. Allah, o gün buyuracak ki, İsa, hem senin, hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün. Düşün ki, ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Sen benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, ona üflüyordun. O da benim iznimle kuş oluveriyordu. Düşün ki sen benim iznimle anadan doğma âmanın gözünü açıyor, abraşı da iyileştiriyordun. Düşün ki sen benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun. Hani ben İsrail oğullarının şerlerini, öldürme kasıtlarını senden defetmiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman da onların kâfirleri bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil demişlerdi. Onlar ki
yanlarındaki Tevrat ve İncil'de vasıfları yazılı o ümmi peygambere tabi olurlar. O peygamber ki kendilerine meşru şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar. Kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdar şeyleri ise haram kılar. Üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona iman eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nura tabi olanlar var ya, işte felaha erenler onlardır. Allah, karşılık olarak cenneti verip, müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar, Allah yolunda mücadele ederler, öldürürler ve öldürülürler. Bu, Allah'ın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da üstlendiği gerçek bir vaattir. Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin ey müminler. Müjdeler olsun size. İşte en büyük mutluluk, işte en büyük başarı. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberindeki müminler de kâfirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza ararken görürsün. Onların alameti yüzlerindeki secde izi, secde aydınlığıdır. Bunlar Tevrat'taki sıfatları olup İncil'deki meselleri ise şöyledir. Öyle bir ekin ki filizini çıkarmış, sonra da onu kuvvetlendirmiş. Derken kalınlaşmış da artık gövdesi üzerinde doğrulmuş. Öyle ki ekicilerin hoşuna gider, kâfirleri de öfkelendirir. İşte böylece Allah onlar gibi iman edip makbul ve güzel işler yapanlara mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Vakti geldi, Meryem'in oğlu İsa da, ey İsrail oğulları dedi, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip, ismi Ahmet olacak bir Resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki o peygamber, açık açık delillerle kendilerine geldi, bu kesin bir büyüden ibarettir dediler. Tevrat'ın mesajını ulaştırma ve onu uygulama yükümlülüğünü kabul ettikleri halde, sonra bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, tıpkı ciltlerle kitap taşıyan merkebe benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kimselerin düştükleri durum ne feci! Allah, böylesi zalim güruhu hidayet etmez, emellerine ulaştırmaz.